az önce, çok uzak olmayan küçük bir yıldızın etrafında dönen, Dünya ile neredeyse aynı büyüklükte bir öte gezegen bulduk. Buna K2415b denir ve kendi ev dünyamıza benzerlikleri, dünya benzeri gezegenlerin bizimkinden çok farklı sistemlerde, farklı şekillerde nasıl oluştuğuna ve geliştiğine ışık tutabilir. M cücelerinin etrafındaki küçük gezegenler, kayalık gezegenlerin atmosferik çeşitliliğini ve yaşanabilir, bir karasal gezegenin var olabileceği koşulları keşfetmek için iyi bir laboratuvardır diye yazıyor, Japonya'daki Astrobiyoloji Merkezi'nden Teruyuki Hirano liderliğindeki uluslararası bir gökbilimciler ekibi. Dünya boyutunda bir geçiş gezegenine ev sahipliği yaptığı bilinen, en düşük kütleli yıldızlardan biri olan K2415, ek radyal hız izleme ve transit spektroskopisi de dahil olmak üzere, daha fazla takip gözlemi için ilginç bir hedef olacak. Araştırma The Astronomical Journal'da yayınlanmak üzere kabul edildi ve, ön baskı sunucusu Arxiv'de mevcut. Samanyolu galaksisi, içinde birçok ilginç dünya bulunan büyük bir yer, ancak şimdiye kadar insanlığın şimdiye kadar sorduğu en büyük sorulardan birinde kaçamak olduğu kanıtlandı. Neden buradayız? Ve sadece neden değil, aynı zamanda bu gezegen nasıl, neden ve orada yaşamın potansiyel olarak gerçekleşebileceği başka bir yer var mı? Dünya, evrende yaşamın ortaya çıktığını bildiğimiz tek yer olduğundan, cevapları vermeye yardımcı olabilecek araçlardan biri, dünyaya benzeyen bir öte gezegen popülasyonudur. Boyut, kompozisyon, sıcaklık, kütle bakımından benzer belki de gezegen sistemi mimarisi. Bu araştırmaya başlamak için en iyi öte gezegen popülasyonu, küçük yıldızların etrafında dönen, nispeten yakınlarda, bizimle yıldız arasında geçiş yapacak veya geçecek şekilde küçük dünya büyüklüğünde dünyalardır. Bunun nedeni, bir atmosferi karakterize etmek için en iyi adaylar olmalarıdır. Öte gezegen yıldızın önünden geçerken, yıldızın ışığının bir kısmı bir atmosferden geçecek ve spektrumdaki bazı dalga boyları, atmosferdeki elementler tarafından emilecek veya büyütülecektir. Kırmızı cüceler gibi daha küçük, daha sönük, daha soğuk yıldızların etrafında, yaşanabilir sıcaklık bölgesi yıldıza Güneş gibi bir yıldızın etrafında, olduğundan çok daha yakındır. Bu, yörünge periyodunun daha kısa olduğu anlamına gelir, bu nedenle spektrum verilerini yükseltmek için birçok geçiş kaydedilebilir ve istiflenebilir. Ve açıkçası, daha yakın yıldızlar daha parlak görünecek ve bu da bu tür gözlemleri kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte, küçük öte gezegenler bulmak büyük olanlardan daha zordur. Güneş sisteminden 100 ışık yılı uzaklıkta, TRAPPIST-14 sistemindeki bir dünyanın tamamı da dahil olmak üzere, dünyanın yarıçapının 25.7 katından daha küçük, sadece bir öte gezegen kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde bulundu. Bu, çok fazla veri noktası diye bir şeyin olmadığı bir örnektir ve, Hirano ve meslektaşları bir duzi bulmuş gibi görünmektedir. Öte gezegen K2415b, Dünya'nın yarıçapının 1,015 katıdır ve, Dünya büyüklüğünde bir Dünya'ya ev sahipliği yapan, en küçük kırmızı cüce yıldızlardan birinin yörüngesindedir. K2415 yıldızı, Güneş kütlesinin sadece %16'sıdır. Öte gezegen ilk olarak 2017 yılında emekli olan, Kepler Gezegen Avlama Teleskopundan gelen verilerde tespit edildi ve ayrıca Kepler'in halefi TESS'in verilerinde de ortaya çıktı. Araştırmacılar, yıldızın hareketinde sönük bir yalpalama tespit edip edemeyeceklerini görmek için, kızılötesi gözlemler yaparak takip ettiler, çünkü öte gezegenin yerçekimi tarafından her zaman hafifçe çekiliyor. Bu veri zenginliği, bir dünyanın varlığını ve özelliklerini ortaya koydu. Öte gezegen geçişleri sırasında bloke edilen yıldız ışığı miktarı, gezegen yarıçapını hesaplamak için kullanılabilir. Sallanma miktarı kütlesini verir. Bu iki parametre, öte gezegenin yoğunluğunu hesaplamak için birleştirilebilir. Ve elbette, geçişlerin periyodikliği, öte gezegenin yörünge periyodunu ortaya koyuyor. K2415b'nin Dünya'dan ciddi şekilde, farklılaşmaya başladığı yer burasıdır. Öte gezegen Dünya boyutunda olmasına rağmen, kütlesi Dünya'nın yaklaşık 3 katı kadar çok daha yüksektir. Bu, K2415b'nin de Dünya'dan daha yoğun olduğu anlamına gelir. Ve yıldızına çok, çok daha yakın. Sadece 4 günlük bir yörünge periyoduna sahip. Bir kırmızı cüce yıldızın yaşanabilir bölgesinin, Güneş'in yaşanabilir bölgesinden çok daha yakın olabileceği, yörüngelerin aylar yerine günlerle ölçülebildiği doğrudur. Ancak bu, kırmızı bir cüce için bile rahatlık için biraz fazla yakındır. Ancak, sadece biraz. K2415b, K2415'in yaşanabilir bölgesinin, hemen içinde yer almaktadır. Bu, hala araştırılacak bir atmosfere sahip olduğu anlamına gelebilir. Güneş sisteminde, Venüs yaşanabilir bölgenin hemen içindedir ve atmosferi yoğun ve ilgi çekici bir korku gösterisidir.
K2415'in çok gezegenli bir sistem olması da mümkündür. Bu, yıldızın yaşanabilir bölgesinde şu anda tespit edilmemiş bir öte gezegen olasılığını artırıyor. Bu yüzden K2415b'de yaşam belirtileri bulmamız pek mümkün değil. Ancak sistem, öte gezegen atmosferik karakterizasyonu ve gizli, potansiyel olarak yaşam barındıran dünyaları arayan, takip araştırmaları için mükemmel bir hedefi temsil ediyor.